Hocam zihin akışında böyle geldik bir dolandık derken ona dair hemen bir sorum var. Geçen hafta da gelmişti. Biz e, soruların arasında kaybetmiştik. Buldum. E, zihin körlüğü. Afantazi. Hocam birimiz Canberk Ulu demiş ki ben bir afantazi hastasıyım demiş. Ama bunun hastalık kısmı tabii ki tartışılması Can önemli. Canberk dedim değil mi? Anlatır mısınız? Demiş buna. Canberk mi soran arkadaşın ismi? Canberk Ulu. Canberk, Canberk merhaba. Öncelikle sayende bu konunun biraz literatürüne dalma şansım oldu. Duymuşluğum vardı ama detaylarına çok vakıf değildim. Soru yorumlarının benim için en güzel tarafı da böyle araştırma vesileleri oluyor ilginç sorularla gelen arkadaşlar olduğunda benim bazen yarım günüm enteresan şeyler okumak geçiyor. O yüzden başta Canberk'e sonra bütün böyle enteresan soru soran arkadaşlara teşekkür ederim. Canberk'cim bir kere sen afantazya hastası değilsin. Çünkü afantazya bir hastalık değil. Sinestezinin bir hastalık olmadığı gibi. Asperger'in bir hastalık olmadığı gibi. Bunlar hastalık değil. Bunlar farklı zihin durumlarına bizim bir yerde tıbbi ya da nöropsikolojik olarak verdiğimiz isimler. Afantaziye kelime olarak a olumsuz eki yok demek. Fantaziye ise bizdeki işte zihinsel kurgu, imajinasyon, görsel hayal kurabilme yeteneği anlamına gelen bir terim. E, görsel hayal kurabilme yetisinin olmaması halini temsil ediyor. E, bu insanların zihinsel durumları ilginç. Bir kere öncelikle şöyle söyleyeyim. Sebebini bilmiyoruz. Yani bir hastalık diyebileceğimiz bir hasara, zehirlenmeye ya da gelişimsel bir bozukluğa bağlı değil. Genetik mi değil mi onun hakkında bir bilgi yok yani literatürü kurcaladığımızda. Ki zaten tespiti ve ölçümlemesi de zor olan bir hadise. Birçok insan herkesin kendisi gibi olduğunu düşünerek mesela afantazik olduğunu fark etmiyor. Bir de bunun hiperfantazik durumu var. Yani onlar da her şeyi artık görsel olarak görüyorlar. Ben biraz böyle olabilirim galiba diye düşünmüştüm. Yani hiperfantazik olma ihtimalim var. Çünkü ben ne okursam mesela canlı bir şekilde gözümün önünde canlanmaya başlıyor. Her zaman da iyi bir şey değil, rahatsız edici. Netice itibariyle bu insanların büyük bir çoğunluğu, mesela diğer insanların, yani galiba %5-10 falan bunu da sıktı diye hatırlıyorum. Baktığım bir makalede böyle bir şey yazıyordu. Mesela rüyalarında... İmajlar görmüyorlar yani görüntüler görmüyorlar bu kişiler ve günlük hayatlarında da bir şey hayal et dediğin zaman mesela diyelim bir metni okuyorlar işte birisi atıyorum işte bir e, trene yetişmeye çalışıyor bu arada çok terli üzerindeki kırmızı gömlek vücuduna yapışmış derken çok güzel bir kadın geçiyor oradan falan gibi ifadeleri okuyorlar ama muhtemelen çoğunuzun bu ifadeleri şimdi duyarken kafasında canlandırdığı o işte Mesela benim kırmızı bir yük treni canlanıyor. Yine kırmızı gömlek derdemez bir tane seksi bir abi geldi aklıma. Sonra güzel kadın deyince o da bir başka seksi bir e, imaj belirdi. Ama bunlar tamamen bana özel görseller. Ve muhtemelen hepinizin aklında da farklı imajlar, görüntüler oluşuyordur yani. Özellikle bir roman falan okurken biz bunu çok kullanıyoruz. Oradaki sahneleri görselleştirmek konunun içine girebilmemizi sağlıyor. Ama bu insanlarda böyle görsel hiçbir algı oluşmuyor. Mesela elma diyorsunuz, elmanın ne olduğunu tanıyorlar, biliyorlar. İşte bir hmm. önelik çeşitli meyvelerden elmayı seçebiliyorlar ama elmayı zihin gözleriyle göremiyorlar. Yani onun imajını, görüntüsünü gözlerinin önüne getiremiyorlar. İşte ta rüyalara kadar varan bu afantaziye meselesi, bu kişiler ancak farklı kişilerle özel durumlarda bu konunun muhabbetini yaptıklarında yahut ilgili konularda belli testlere tabi tutulduklarında ortaya çıkıyor. Günlük hayatlarında çok fazla sorun yaratmıyor çoğu kişinin. Hatta ilginç bir şekilde eğer genel şöyle literatür bilgisine, işte popüler haberlere, işte Wikipedia makalelerine bakacak olursanız konuyla ilgili bayağı aslında yaratıcılıkla ilgili işler yapan işte Disney'in tasarımcıları falan gibi bir sürü insanda atıyorum bu Mozilla Firefox'un e, tasarımcısı bir arkadaş ismini hatırlamıyorum. Onlar falan hı hı. mesela bilinen afantazik tipler. Yani hayatta inovasyon yapmaya değişik bir şeyler bulmaya engel bir durum değil. Hatta dislekside Asperger'de sinestezi de olduğu gibi. Bu arada disleksi okuma yazma vesaire zorluğu, Asperger otizmin hafif bir versiyonu, sinestezi duyuları birbirine karıştırma hali yani renkleri kokuları sesleri falan birbirini cinsinden algılama durumu, bunlar hiçbir hastalık olmadığı gibi insan beynine farklı sorun çözebilme yolları sağlıyor olabilirler. Zira birçok sanatçının mesela özellikle görsel sanatçının ya da müzisyenin sinestezik olması bize bunu düşündürüyor. Birçok modacı yine çeşitli sinestezik özellikler sergiliyor. Afantazya ile ilgili de böyle bir çalışma henüz yapılmamış kapsamlı olarak ama Hazal bilir derslerimde de onu söylerim. Patolojik durumların adına hastalık dediğimiz normal dışı hallerin bizi böyle klinik olarak çok meşgul etmesi şöyle bir his doğru. Yani ben bunları silsem ne güzel olur insanlar böyle dersiz tasasız olurlar falan gibi. Ama şizofreniden depresyona, işte bu afantaziden sinesteziye, bunların hepsini ortadan kaldırsak herkes normal olurdu ve dişe dokunur hiçbir iş çıkmazdı sevgili arkadaşlar. Şizofreni olmasa sanat olmazdı. Depresyon olmasa o derin düşünceler, ilginç çözümler, işte çeşitli böyle edebi ya da şiirsel eserler olmazdı. Yine melankoli olmasa hakeza edebiyata elveda derdik. Asperger olmasa saatlerce, günlerce, yıllarca çalışabilen insanlar ortada pek bulunmazdı. Efendim bu sinestezikler olmasa, Farklı duyuların birleşmesinden oluşan o im yeni imkanları keşfedecek zihinsel gezginler olmazdı. Yani normallik sıkıcıdır, anormallik iyidir. Her anormalliğe de hastalık demeyelim. Bu 20. yüzyılın son 10-20 yılının hastalığıdır. O hastalığı geride bırakalım. Farklı zihinsel durumları çeşitliliğin çok önemli bir nimeti olarak kabul etmek lazım. Can de afantazikse yapamadığı şeylerden ziyade diğerlerinden daha iyi yapabildiği şeylere odaklanmasını tavsiye ederim. O durumda çok rock and roll işler çıkacaktır diye düşünüyorum. Bilmem oldu mu? Hocam hatta. bu noktada izniniz olursa ben de bir şey eklemek isterim. Bu normal ve anormal üstüne. Şunu da unutmamak lazım. Bizim anormal olarak atfettiğimiz şeyler günümüze ait anormaller. Bundan Bundan binlerce yıl önce bunlara anormal denmiyordu veya binlerce yıl sonra belki biz bunları hiçbirine anormal demeyeceğiz. Aynen öyle. Normal evet. zaten yani Çeşit malum şu işte Gauss ayrısının ortasında kalan. Kim ortada <laughs> olmak ister ki? Orta çok kötü bir şey.